Z ile gösterilen atom numarası bir atom çekirdeğindeki proton sayısını gösterir. Bu elementlerin atom numaralarını periyodik sistemden bulabilirsiniz. Bu videoda hidrojen atomu ile ilgileneceğiz. Hidrojenin atom numarası 1. İşte burada. Hidrojenin çekirdeğinde bir tane proton bulunur. Nötr bir atomda proton sayısı elektron sayısına eşittir. Çünkü nötr atom yüksüz tanecik anlamına geliyor. Yani bu toplam yük sıfır demek oluyor. Bu nedenle nötr atomda pozitif yüklü protonların sayısı negatif yüklü elektronların sayısına eşittir. Hadi şimdi bir hidrojen atomu çizelim. Hidrojen atom numarasının 1 olduğunu biliyoruz. Çekirdeğinde bir tane proton olacak. Buraya çekirdekteki bir protonu çiziyorum. Nötr bir hidrojen atomundan bahsettiğimize göre bir tane de elektron olacak. Elektronu çekirdeğin dışında bir yere çizelim. Biz burada Bohr atom modelini kullanacağız. Bunun günümüze geçerli bir model olmadığını biliyor. Ama başlangıç için anlaşılır ve bizim için bu aşamada yeterli. Evet, bir tane hidrojen atomunun modelini çizmiş olduk. Aslında bu hidrojenin izotoplarından birinin modeli oldu. Ve bu atomu hidrojen diyoruz. Protyum da deniliyor ama biz hidrojeni kullanacağız. Peki izotop nedir? İzotop proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı olan atomlardır. Şimdi hidrojenin diğer bir izotopunu inceleyelim. Hidrojenin şimdi çizeceğimiz izotopuna döteryum deniyor. Döteryumun da çekirdeğinde bir tane proton olmalı. Çekirdeğin dışında da bir tane elektronu var. İzotop tanımına tekrar bakacak olursak, izotoplar proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı tanecikler demiştik, değil mi? Hidrojenin çekirdeğinde nötronu yok ama döteryumun bir tane nötronu var. Döteryumun bir tane nötronunu şuraya çizeyim. Evet, nötronları da mavi ile çizeyim. Hı hı. Döteryumun artık bir tane nötronu var. Nötronların da protonlar gibi kütlesi olduğunu biliyoruz. Bu durumda döteryumun kütlesi hidrojenin kütlesinden fazla olacak. Yani izotopların kütlelerinin birbirinden farklı olduğunu söyleyebiliriz. Nötron sayılarının farklı olması kütlelerinin farklı olmasına neden oluyor. Bu atomların atom numaraları aynı, yani çekirdeklerindeki proton sayıları eşit. Her iki çekirdekte de bir tane proton var. Bu oldukça önemli. Çünkü çekirdekteki proton sayısı değişirse, atomun türü de değişir. Biz burada izotop atomlarından bahsediyoruz. Yani proton sayıları aynı olan atomlardan. Hidrojenin izotopu aynı olan döteryum da hidrojen elementine ait bir atom. Son izotopumuz trityum. Trityumun da çekirdeğinde bir tane protonu ve çekirdeğin dışında bir tane elektronu bulunur. Buraya çizelim. Hı hı. Tabii ki nötron sayısı farklı olacak. Çekirdeğinde iki tane nötronu var. Çekirdeğe bu iki nötronu çizelim. İşte bunlar hidrojen elementinin izotopları. Peki izotopları birbirinden nasıl ayırt edeceğiz? Şimdi bu izotopları gösteren sembolleri yazacağım. Hidrojenle başlayalım. Hidrojenin element sembolü H. Sembolün sol alt tarafına buraya atom numarasını yazıyoruz. Yani 1. Bu değer aynı zamanda çekirdeğinde bir tane proton olduğunu da belirtiyor. Sembolün sol üst tarafına kütle numarasını yazıyoruz. Şimdi biraz aşağı inelim ve kütle numarasının tanımına bir bakalım. Kütle numarası çekirdekteki proton ve nötron sayılarının toplamı ve kütle numarasını A ile gösteriyoruz. Kütle numarası A, Z ile gösterilen atom numarası yani proton sayısıyla N ile gösterilen nötron sayısının toplamına eşit. Yani A eşittir Z artı N. Hidrojen için gelin önce hidrojene bakalım. Çekirdeğinde sadece bir tane proton var. Nötronluysa ise yok. Bu durumda hidrojenin kütle numarası 1 olur. Kütle numarası için kırmızıyı kullanacağım. Böylece kolayca ayırt edebiliriz. Hatta atom numarası için de farklı bir renk kullanalım. Atom numarası da pembe olsun. Sol alta yazdığımız atom numarası bunu Z ile gösteriyoruz. Sol üste yazdığımız kütle numarası bunu da A ile gösteriyoruz. Bu sembol hidrojen izotopunun sembolü. Şimdi döteryumun sembolünü yazalım. Döteryum da hidrojen atomuna ait olduğu için sembolü yine H. Onun da çekirdeğinde bir tane protonu var. Evet, çekirdekte bir proton. Sol alta atom numarasını yani 1'i yazalım. Sol üstte de kütle numarasını yazalım. Yani proton ve nötron sayılarının toplamını yazıyoruz. Döteryumun çekirdeğine de bakacak olursak bir proton ve bir nötronu var. 1 artı 1, 2. Sol üst kütle numarasını 2 yazalım. Son olarak trityum. Trityum da hidrojen elementine ait hidrojenin bir başka izotopu. H sembolü yazıyorum. Çekirdeğinde bir tane protonu var. Atom numarası 1. Sol alta 1 yazıyorum. Çekirdeğindeki proton ve nötron sayıları toplamı 3. Bir proton artı 2 nötron, kütle numarası 3 olur. Bu da tridiumun sembolü. İşte bu 3 hidrojen elementinin izotopları ve yazdığımız semboller bu izotopları birbirinden ayırt etmemizi sağlıyor. Şimdi yaptıklarımızı birkaç örnekle pekiştirelim. Yazdığım karbon elementinin izotoplarından biri. Atom numarası 6, kütle numarası 12. Gelin bu izotopun proton, nötron ve elektron sayılarını birlikte bulalım. Önce protonu belirleyelim. Sol alta atom numarasını yazdığımızı ve atom numarasının da proton sayısına eşit olduğunu biliyoruz. Yani bu karbonun proton sayısı 6 nötr bir atomda proton sayısının elektron sayısına eşit olduğunu da biliyoruz. Proton sayısı 6 olduğuna göre elektron sayısı da 6 olmalı. Son olarak bu atomun nötron sayısını nasıl bulacağız? Daha önce yazdığımız formülü kullanalım. Kütle numarası A eşittir atom numarası Z artı nötron sayısı N. Bu atomun kütle numarası 12. 12'yi buraya yazalım. Atom numarası 6 olduğuna göre 12 eşittir 6 artı nötron sayısı. Tekrarlayalım. 6 artı nötron sayısı. Nötron sayısı 12 eksi 6'ya yani sonuç 6'ya eşittir. Bu atomun nötron sayısının 6 olduğunu bulduk. Aslında semboldeki kütle numarasından atom numarasını çıkardığımızda nötron sayısını elde etmiş oluyoruz. Başka bir örnek daha yapalım. Şimdi bir karbon atomu olsun. Ama bu sefer kütle numarası 13 olsun. C sembolü ile gösterdiğimize ve karbonun izotopundan bahsettiğimize göre atom numarası değişmedi. Değil mi? Biliyoruz ki atom numarası değişirse atomun türü de değişir. Bu atomun da proton sayısı 6. Nötr olduğuna göre proton ve elektron sayıları eşit. 6 elektron. Peki kaç tane nötron sayısı var? Hemen semboldeki kütle numarasından atom numarasını çıkararak bulalım. 13 eksi 6 değerinden nötron sayısı 7 olur. Bu atomdaki nötron sayısı 7'ymiş. İzotopların bir gösterimi de tire gösterimi. Mesela bu izotop için yazalım. Belki bu gösterimi daha önce görmüşsünüzdür. Element adından sonra bir tire konur. Sonra da kütle numarasını yazarız. Evet. Karbon tire 13 olarak yazıyoruz. Ama kısaca karbon 13 diye okuruz. Tireden sonra 13 kütle numarasını belirtir. Şuraya yazalım. Tire gösterimi. Bir örnek daha yapalım. Bu sefer uranyum atomunu kullanalım. Uranyumun atom numarası 92. Yazacağım izotopun kütle numarası da 235. Bu sefer biraz büyükçe bir sayı oldu. He? Bu izotopun proton, elektron ve nötron sayılarını bulacak olursak, proton sayısı için sol alta yani atom numarasına bakıyorum. Atom numarası 92. Nötr bir atomda elektron sayısı proton sayısına eşit olduğundan, elektron sayısı da 92. Ve son olarak nötron sayısı kütle numarasından atom numarasını çıkaralım. 235 eksi 92 işleminin sonucu 143 ediyor. Yani uranyumun nötron sayısı 143.